Merhaba Evanlı. Merhaba Nevyen Şeyh Said Seyit Rıza. Merhaba Rehevali Zarifey Dayika Besi. Merhabacı Dengu Rengevera. Merhabacı Bejnu Balavera. Merhabacı Divanu Delegasyonera. Slav Cü Cüve Hemuyara. Hum bi xer atın, ser çaba, ser sera atın. Merhaba değerli yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım. Merhaba değerli konuklarımız, kıymetli basın mensupları. Merhaba kadınlar, barış anneleri, mücadele arkadaşımız gençler. Merhaba tekstil işçisi arkadaşlar, atık kağıt toplayanlar. Merhaba mevsimlik tarım işçileri. Merhaba emeğiyle geçinen milyonlar. Merhaba zindanlarda direnenler, hasta tutsaklar, kahekeli yoldaşlar, irade sahibi milyonlar. Merhaba. Merhaba Şengal, merhaba Afrin, merhaba Urmiye, merhaba Halepçe. Merhaba Serhat'tan, Botan'dan, Dersim'den, Ahmet'ten, Toroslar'dan, Trakya'dan, Karadeniz'den buraya kadar yürüyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhaba meşaleleri yakanlar, yola koyulanlar, Orhan Doğanların, Edip Solmazların, Vedat Aydınların, Mehmet Sincarların, Muhsin Meliklerin, Abdülsamet Sakıkların, Sevelerin, Fatmaların, Sakinelerin, Faik Candanların, Deniz Poyraz'ın yoldaşları, hoş geldiniz. Merhaba iradesiyle Kemal pirleşen, İbolaşan, Rahçanlaşan, mücadelesiyle mahirleşen, supileşen, rozaşanlara bin merhaba. Alanlarda her daim dolup taşanlara selam olsun. Değerli arkadaşlar, izninizle bir merhabada milletvekili seçildiğim Siirtlere, Botan'ın yiğit evlatlarına hoş geldiniz. Değerli konuklar, sözlerime başlamadan önce bugün tarihi kongremizi yaparken özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşliğin birliği olan Halkların Demokratik Kongresi ile HDP'nin de yıl dönümündeyiz. Mücadelemizin köklü ağacı, toplumsal dayanışma ve direnişin gövdesi olan kongremize ve kongre partimizin yıl dönümlerini kutluyor. Hepimize kutlu olsun diyorum. Yaşasın HDP, yaşasın HDP. Değerli dostlar, yeni bir düzen arayışına giren kapitalist küresel sistem son yılların en derin buhranını yaşıyor. İçinden geçtiğimiz bu süreçte egemen güçler, bırakalım çözüm üretmeyi, tüm ağır sorunların kaynağı olmaya devam ediyor. Uzak Asya'dan Ukrayna'ya, Karabağ'dan Afrika'ya, Kolombiya'dan Kürdistan'a ve Filistin'e uzanan kriz ve kaosun eşlik ettiği değişim talepleri dünyanın dört bir yanından yankılanıyor. Diğer yandan aşırı sağın popülist, milliyetçi ve faşist siyaseti ana akım siyasete dönüşüyor. Vekalet savaşları ve işgaller toplumları tehdit etmeye devam ederken halkların topraklarından, halkları topraklarından sürüyorken böylesi bir atmosferde
hakları topraklarından sürüyorken devrimci mücadeleyi kültür ve ahlakı kapitalist modernitenin insafına bırakamayız, bırakmamalıyız. Bölgesel ve yerel düzeyde tarihin hızlandığı bir süreçteyiz. Ve Orta Doğu küresel dönüşümlerin hassas terazisi olmaya devam ediyor. Orta Doğu hem görkemli direniş ve değişimlerin kalbi hem de zalim diktatörlerin boy gösterdiği topraklardır. Değerli saray rejimidir. Rojava'da yaşayan milyonlarca insana karşı dünyanın gözü önünde etnik temizliğe yetenenler her şeyden önce insanlığa karşı suç işlediklerinin farkında olmalılar. Bu insanlık suçuna geçit vermeyeceğiz. Türk İslam sentezine yaslanarak Filistin'de barış güvercini, Rojava'da savaş makinesi kesilen bu ikiyüzlülüğü herkes görmelidir. Bu ikiyüzlülüğü kınıyoruz. Açıktır ki bu faşist iktidar hem din hem de milliyetçilik adına tekçi zihniyetini dayatarak tek millet, tek devlet faşizmini sürdürmek istemektedir. Değerli yoldaşlar, bakın Erdoğan Filistin için ne diyor? Sivil yerleşimlere hedef alan hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz diyor. Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz diyor. Barışın kaybedeni yok diyor. Buradan sesleniyorum. İkiyüzlü siyasetle nereye kadar? Kürtler söz konusu olduğunda çok hızla ağız değiştiren bir rejimle karşı karşıya olduğumuzu bir kez burada, bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kürt düşmanlığı sizin asıl politikanızdır. Dürüst değilsiniz, ikiyüzlüsünüz. Rojava demokratik bir yaşam alanıdır. Rojava bir devrim yurdudur. Rojava yeni yaşamın filizlendiği ve bütün dünyaya umut veren bir yaşam toprağıdır. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bakış açısıyla kadın öncülüğünde inşa edilen bu biricik, demokratik ve eşit yaşam modeline dönük saldırıların karşısındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu saldırıları derhal durdurun. Buradan hava sahasını dahi kapatmayan tüm uluslararası kamuoyuna da seslenmek istiyorum. Bu suça ortak olmaktan vazgeçin. Buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Rojava'nın statüsü resmi olarak tanınmalıdır. Bu statüyü ilk tanıyacak ülke de Türkiye olmalıdır. Sevgili yoldaşlarım, Filistin sorunu gibi Kürt sorunu da gerek küresel gerek ulusal bağlamda çözümsüz bırakılan bir sorundur. Bu sorunu bir güvenlik sorununa indirgeyen zihniyet ekonomiyi savaşa feda etmektedir. Son 25 yılda savaşa aktarılan 800 milyar dolara yakın bir bütçe ülkedeki derin ekonomik krizin temel sebeplerinden birisidir. Yaratılan savaş ekonomisiyle ömrünü uzatmak isteyen iktidar barınma sorununa, enflasyona, derin yoksulluğa, aç çocuklara bir çözüm bulmaktan çok uzaktır. Kaynağı yandaşlara, çetelere aktaran bu iktidar halkın bütçe hakkına düşmandır. Savaş durmadan bu ekonomik kriz durmayacaktır. Kürtlerin parçalı halinden güç alarak savaşı büyütmek isteyen Türkiye, Kürtlerin ulusal birliği önündeki de en büyük engeldir. Kendine bağımlı işbirlikçiler yaratarak meşrulaştırıyor. Sınır ötesinde Kürtlere yapılan suikastları önlemeyenler de aynı zamanda çok iyi bilsinler ki bu katliamlara ortaktırlar. Bu vesileyle Kürt Ulusal Birliği'nin emekçisi Deniz Birbül ve Jinoloji Araştırma Merkezi üyesi gazeteci Nagihan Akarsel'i de saygıyla selamlıyorum ve anıyorum.
Nagihan yoldaşın ilmek ilmek mücadelesini verdiği Jin, Jiyan, Azadi sesleri dünyanın her yerinden yankılanmaya devam ediyor. Değerli konuklar, Kürt sorunu nedir diyorlar? Kürt sorunu irade gaspıdır. Kürt sorunu kayyum rejimidir. Siyaset hakkını engellemektir. Kürtçenin yasaklanmasıdır. Ekolojik tahribattır. Binlerce siyasetçinin, sevgili Güten Kışanağ'ın, Sabahat Tuncel'in, Ayla Akad'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Leyla Güven'in, Selahattin Demirtaş'ın, Günay Kubilay'ın, Nazmi Gürler'in rehin tutulmasıdır. Kürtlerin mülksüzleştirilmesidir. Yoksulluğun Kürtleştirilmesidir. Kürtlerin mezarsız bırakılmasıdır. Yas hakkının elinden alınmasıdır. Kürt sorunu Kürtlerin statüsüz bırakılmasıdır. Bu sorunun demokratik bir çözüm yolu var. Bu sorunun bir çözüm muhatabı da var. O muhatap Sayın Abdullah Öcalan'dır. Sayın Öcalan şahsında demokratik çözüm ve barış umudu da maalesef bugün tecrit altındadır. İmralı'da mutlak bir tecrit vardır. Bu tecritin en önemli sebebi İmralı'nın Kürt sorununun demokratik çözümündeki ısrarıdır. Tecrit hukukun sıfır noktasıdır. Tecrit Kürt sorunundaki inkarın en üç noktasıdır. Özel bir hukukun, özel bir rejimin ve özel yasaların işletildiği İmralı cezaevindeki tecrit 3 yıldır devam etmektedir. Dünyadan yüzlerce avukat ve kurum başvuru yapıyor. Tüm dünya tecrit var diye aykırırken iktidar bunu inkar ediyor. Tecrit Türkiye'deki demokrasi güçleri açısından da bir turnusol kağıdı görevi görecektir. Tecride karşı durmak, demokrasinin yanında durmak demektir. Çözümden ve barıştan yana olan her demokrat, her sosyalist, her muhalif, her feminist, herkesin öncelikli olarak tecride karşı mücadele etme sorumluluğu vardır. Tecrit rejimi sonlandırılmadan Türkiye'nin gerçek anlamda bir demokrasiye kavuşması mümkün değildir. Bunun için Sayın Öcalan'ın rolünü oynayacağı koşulların yaratılması gerekmektedir. Çözüm sürecinin başlatılması ve ilerletilmesinde gösterdiği çabaya ve aldığı yapıcı role hepimiz birlikte şahidiz. Buradan tüm tecrit ile Türkiye halklarının barış hakkı gasp edilmektedir. Artık buna dur diyoruz. Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü sağlanmalıdır. Azadici bu Öcalan, azadici bu Öcalan. Değerli arkadaşlar, Erdoğan yeni bir anayasa gündemine sarıldı şimdi de. Bu anayasanın özgürlükler için gündeme getirilmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasi partileri kapatan, kayyum rejimiyle halkın iradesini gasp eden, ahimi tanımayan, İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede iptal eden, emekçilerin grev hakkını yasaklayan, gezi direnişçilerini rehin alan, demokratik siyaset arayışına kumpas vurup hukuku ayaklar altına alan, Cumartesi hamlelerini her hafta gözaltına alan bu iktidar sivil anayasa yapacakmış. Nemre Rabahar vere diyor bizim Kürtler. Beni Nemre Rabahar vere. Demokratik bir anayasa ancak demokratik uzlaşıyı esas alan ve evrensel hukuku kabul eden bir anlayışla yapılabilir. Evet, biz de yeni bir anayasa istiyoruz. Bu ülkenin Kürtleri,
Alevileri, işçileri, kadınları, gençleri de yeni bir anayasa talep ediyor. Ancak bizler ülkenin ezilenleri olarak gerçekten eşitlikçi, gerçekten demokratik ve gerçekten sivil bir anayasa istiyoruz. Ülkede başta Kürt sorunu olmak üzere bütün sorunları gideren bir anayasa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özgürlük için yeniden toplumun tüm kesimlerinin dahil olacağı ve kendini ifade edeceği demokratik anayasa hareketini buradan başlattığımızı belirtmek istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, önümüzde çok önemli virajlar var. Zorlu bir sürece girdik. Bunun farkındayız. Yerel yönetimler seçimleri geliyor. Bazı şeyleri net olarak ifade etmek gerekiyor. Evet, kayyumlarla iradesi gasp edilen bütün belediyelerimizi tekrar geri alacağız. Bu seçimde sadece kayyum atanan belediyeleri değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinden de belediyeleri alacağımızı ve kazanacağımızı bir kez daha buradan sizlere iletmek istiyorum. Mayıs seçimlerinden sonra bütün kurullarımızla birlikte yeniden güçlü bir çalışmaya başladık. Bu dönemin stratejisini belirlemek üzere aylardır toplantılar alıyoruz. Siz değerli halkımızla, halklarımızla, emekçilerle buluşmaya devam ediyoruz. Yol haritamızı oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem yol haritamızı da siz değerli halkımızla ve kamuoyuyla paylaşacağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Değerli halklar, değerli emekçiler, dönem halklarla ittifak dönemidir. Seçim hesaplarına sıkışmayan, siyasi partilerle sınırlı kalmayan, nerede direniş varsa orada olan, nerede zulüm varsa karşısında duran demokratik toplumsal ittifaklar zamanıdır. Bizim çizgimiz ne iktidarın sömürü düzeni ne de restorasyoncu çizgidir. Biz bu ülkeye baharı getirecek üçüncü yolu sunmaya ve örmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlar, saygı değer misafirler. Bu salona gelene kadar büyük emekler verildi, büyük bedeller ödendi. Yüreği değişim ve özgürlükten yana atan herkesin büyük çabasıyla bugün buradayız. Kongre salonunu zırgıt, slogan ve alkışlarıyla inleten siz değerli halkımızın bu coşkusu bunun en iyi göstergesidir. Şimdi çabamızı, yürüyüşümüzü zaferle ve özgürlüklerle taşlandırma zamanıdır. Özgürlük için yeniden diyoruz. Umudu ve mücadeleyi büyütmek isteyen gelecek biziz diyen herkesi bu görkemli yürüyüşe, büyük mücadeleye davet ediyoruz. Bizler fikriyatımıza güveniyoruz. Bizler bu geleneğin emekçilerine inanıyoruz. Bizler büyük bedellerle bırakılan bu mirasın ardıllarıyız. Çünkü bu miras 7'den 70'e direnenlerin mirasıdır. Pusulamız Jin, Jiyan, Azadi'dir. Rotamız özgürlük, irademiz eşitliktir. Jin Ami'nin saç teli bize emanet. Kobani'de yaşamı öğren, çocukların gülüşü bize emanet. Şırnak'ta barış bekleyen annenin hayali bize emanet. Hatay'da demokrasi bekleyen yurttaşın isteği de bize emanettir. Biz bu ülkenin barış ve demokrasi umuduyuz. Onurlu ve eşit yaşamı inşa edecek güç biziz, bizleriz. Şimdi siz değerli yoldaşlarla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte sokak sokak, mahalle mahalle çalışma ve örgütlenme zamanıdır. Onlarca yılın mücadele birikimiyle örgütlenmenin ve özgürlüğü örmenin zamanıdır. Düzenin muhalefeti çare değildir. Çare bizdedir. Çözüm bizdedir. Çare biziz. Özgürlük için yeniden ve yeni bir başlangıç zamanıdır. Emdivejin jibu azadiye, jibu azadiye serkeftin, serkeftin mehamuyara.